Herkese selamlar dostlar. 3 Ekim ve 4 Ekim 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Muazzam bir Ekim ayı başlangıcı. Muazzam. Öncelikle tebrikler. Beğeniler için, yorumlar için aynı şekilde bekliyorum. Bu videoya şöyle artı 500 seviyesinde beğeni bekliyorum. Tebrikler. Raporlarla başlayalım isterseniz. Öncelikle dostlar Ekim ayı için katı telegram gruplarımız yenilendi ve Ekim ayında gümbür gümbür gidiyoruz. Hafta sonu videolarımız çok iyiydi. Hafta sonu kuponlarımız, yüksek listelerimiz çok iyiydi. Onun bilgisini vereyim. Ekim ayı için yenilendik. Şampiyonlar Ligi'nde de gruplarımıza devam edeceğiz. Bunu geçtim bilgisini yaptıktan sonra. Bir iki adet de skor yarışmamız var. Maç skoru yarışmalarımız Manchester United ile Galatasaray. Maç skoru ne olur? Salı, salı karşılaşması. Çarşamba'dan da Newcastle ile Paris ne olur? İki tane maç skoru sorduk yorumlara yazmanız yeterli. Bilen arkadaşları gruplarımıza alacağız. Birer kişi ama ayrı ayrı birer kişi. Daha önce yapmış olduğumuz skor hafta sonu Tottenham'dan Tekin Kalay, Fenerbahçe'den de Kaya isimli arkadaşlarımız kazandı. Tebrikler bana Instagram üzerinden ulaşabilirler. Her türlü soru, görüş, öneri, gruplar hakkında bilgi almak isteyenler, nasılsın diyenler, e, keyfin yerinde mi demek isteyen herkes buradan benimle iletişim kurabilirler. Bilgisini verelim. Evet raporla başlayalım. Cumartesi 3 adet yüksek misli verildi dostlar. Bu yüksek misliler nelerdi? He, soldan başlayalım. Günün en güvenli mücadelesi Tottenham'da Liverpool maçıydı. 2000 misli önerdim. KG var yaptım. Geldi. Mainz level kuzen vardı. 500 misli önerdim. Level kuzen burada bir e, sürprizden kaçmak istedim. Yani az gelmesini bekliyorum. Ama sürpriz olursa da az kaybedelim dedim. 500 misli önerdim. Onu da içeri aldık. Ve 1000 misli Galatasaray'a bir buçuk üst. Aston Villa'ya 1.5 üst. Girona maçına da 1.5 üst aldım. 1.000 misli de ona önerdim, O da geldi. Cumartesi bütün yüksek misleri içeri aldık. Doğru mu? Doğru. Devam. Pazar yüksek misliye baktığımız zaman da Adana Demir'in kendi evinde oynayacağı maça 1500 misli olarak önerdim. Hatta size hemen bir kısa olay anlatayım. Bilmeyenler vardı. Şimdi Alanya'nın dün oynanan kalecisi benim okul takımında onun ben yedeğine düştüm. Ben okul takımında lise zamanlarında kalede Yusuf vardı. Ben okul takımının az kalecisiydim Alanya'da. Nise yalan okudum. Onunla az kaleci bendim. Alanya Spor 10-15 tane transfer yaptı. Bizim okula getirdi onların hepsini. Hepsi bizim okulda. Bizim okulda oynayanların hepsi okul takımının hepsi dağıldı. Hepsi Alanya Spor'la doldu. Hatta Türkiye Şampiyonası'na falan gitti. Ama ben net söylüyorum. O zaman ben gayet iyi performans sergilerken sadece boyum o kaleciden kısa diyerekten beni kesmişti. Haberiniz olsun bilginize. Yani hatta yazdım ki kaleci analize bak. Kaleci dedim ki Yusuf kaleye 6 tane şut gelse 2-3-4 tanesini içeri alır yazdım. Öyle doldu maç 4-0 bitti. Bizde de analiz böyle. İçerideyiz. Haberiniz olsun. Yüksek misli diğerine baktığımız zaman da 700 misli önerdim. 1.58 orandan o da geldi. Bunları aldık mı? Aldık. Kasa üretimi yaptığımı söylemiştim burada. Ekim ayında şu ana kadar 7 tane yüksek misli verildi ve yeniden hepsi geldi. İki tane de yüksek misli canlı verildi. 2'de 2 oldu o da geldi. Ekim ayının şu an net kar kasanın durumu şu an 4168 TL. Verdiğimiz 9 tane yüksek misli hepsi içeride. 2 tanesi canlı 7 tanesi maç önü. Burada dediğim gibi bir kasa yönetimi olduğu için güzel kazan sağlayabiliyoruz. Devam. Cumartesi sizlere vermiş olduğum yüksek oranlara baktığımız zaman da Restal. Stuttgart maçının deplasmanda atacağı 2 gol. Mainz maçında 2 ve 2.5 üst 1.94. Galatasaray maçı ilk yarı 4.5 üst korner 1.57. Arsenal'in alır 4.5 alt 1.90. Milan Lazio 2-3 gol 1.93. Hepsi geldi. Restyle'dir cumartesi gününün tebrikler yüksek oranlardan bu şekilde gruplarda da kazandırmaya devam ettik. Ve pazarın ana kombinesine baktığımız zaman da çok düz bir ana kombineydi. Fenerbahçe'ye alır ve 1.5 üst. Adana Demir'de 2 atar 2 0 2 oranından da pazarın ana kombinesinin içeri koyduk. Herkes açık telegram grubumuz var. Yorumlarda ve açıklama kısmında zaten mevcut burası da ücretsizdir. Buraya da tıklayıp gelebilirsiniz. Buraya da canlı bahisler ve ekstra maç önüler atıyoruz. Kendi canlı odamızda zaten sürekli canlı maçları izleyerekten de canlı bahislerle kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Evet devam edelim. Sizlerden ricam artı 500 üzerinde like beğenisidir. Yani artı 500'ü görmek istiyorum bu videoda. Herkese bol şanslar skorlarına kadar anlatmaya çalışacağım bir video olacak. Beğenilerinizi bekliyoruz. İlk mücadelemize başlayalım. Sazburg'da Real Sociedad maçı. Zor bir karşılaşma bence ama Salzburg'un bu kendi evinde özellikle kendi evinde olması ve gruba baktığımız zaman da şöyle grubu göstereyim. Gruba baktığımızda burada ilk 3 puanı alarak da Benfica'yı mağlup etmesi kendi evinde de burada bir yenilmemesi için önemli ekstra bir çaba sağlayacaktır ki. Zaten baktığımız zaman da Salzburg kendi evinde e, ofansif futbolu yeri geldiği zaman da sergiliyor. Real Sociedad da gerçekten çok formda özellikle Kubo yanıyor. En son maçta 3. yanmış o ne yapmış? Öyle bir şey gördüm ben de ne kadar doğru bilmiyorum. Görselini gördüm. Videosunu görmedim. Gol sevinci sanırım. Özellikle Real Sociedad tarafında Kubo tarafı çok formda. Kubo çok formda. Takım oyununda çok iyi oynuyor. Salzburg'una kendi evinde açılması kaynaklı. Mücadele benim skor beklentim 1-1. Bu 1-1'e skora göre 1 ele 4 gibi orandan KG var seçeneğini sizlere. Karşılıklı atacak golleri bekliyorum. K.G. KGV'nin oranı 1.54. Bence şöyle söyleyeyim. Var oranına göre yüksek bir oran. Normalde 1.40'larda olması lazım. Ama skor beklentimde 1 ile doğru orantılı olduğu için var olarak sizlere önermek istiyorum. Skor da 1-1. Kopenhag'la Bayern Münih karşılaşması. Dostlar Bayern Münih, Bayern Münih gibi oynamak isterse acımaz. Kopenhag'la oynayacaklar. Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecekler. Onu söyleyeyim. Ben burada Bayern Münih tarafındayım. Bayern Münih'in atacağı galibiyetler, atacağı gollerden yan olmaktan yanayım. Burada da Bayern Münih bence maç sonunda 90 dakika sonunda en son maçında Leipzig ile 2-2 berabere de kalsa Bayern Münih iyi bir futbol sergiliyor. da Galatasaray maçında oynadık ve diri bir takım. Burada Bayern Münih bence 90 dakika sonunda handikap atmış olacaktır. En az iki farklı Bayern Münih galibiyeti şu an 1.40'larda bir oranı var. Şu an 1.36 burada. Onun bilgisini vereyim. Handikaplı bir Bayern Münih galibiyeti değerlendirebiliriz burada. 1.36 gibi oranı var. İdealden kombinlerde girebilir. Bayern Münih yanıtmaz şampiyonlar liginde. Geçenlerde bir söylemiştim. 5000 misli önerdiğim bir Bayern Münih maçı vardı. United maçında. Babama güvenmem. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e güvenirim. O hesap. Eksa'dan da Deplasman'da olduğu için de atacağı 3 golde şuradan ne? De Deplasman 2.5 üstü 1.57. Bu da Eksa'sıdır. Bayern Münih tarafından 3 gol beklenebilir dostlar. Manchester United ile Galatasaray. Gelelim. Zurnanın zart dediği yere. Şimdi bu maçın maç skorunu sizlere sorduk öncelikle. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi dostlar benim beklentim United'ın son dönemde kadro dışı kalması, Martinez'in sakatlıkları, Anthony'nin şeyi dövmesi, form düşüklüğü, Crystal Palace'a son maçta mağlup olması vesaire vesaire çok fazla etken var. Galatasaray'da bakın şimdi Galatasaray son Ankara gücünde kaç tane pozisyona girdi değil mi? Ama gerçekten kıyaslanamaz. Yani Kapanak maçında gördük yani bir anda iki tane gol yedik. Yani bu tip takımlara karşı gerçekten çok zor. Çok çok zor. Hani Galatasaray tarafında bir umut var mı? Oynamış olduğu oyun takımın oturması, zağının girmesi umut var. Ama gerçekten United tarafında gerçekten çok zor. Ama ben bu maçta Galatasaray ne yapacaksa bu maçta yapacak abi. Eğer kaybederse gruplardan ikinci olarak çıkma şansını zaten bir nevi kaybediyor gibi bir şey. Önde çok maç var ama zor. Zor. O yüzden bu maçta ben Galatasaray'ın atacağı bir gol. Atamaz mı be abi? Bir tane tıklatırız gibi geliyor bana. Icardi'ye bir sarı kafasıyla bir kondursa. Deplasman'ın atacağı bir gol. Burada 1.42 oran vardı 1.40'a kadar düşmüş. 1.42 oran vardı 1.40'a. Deplasman atacağı bir gol abi Galatasaray'a karşı. Attı mı? Attı. Ben diyorum ki, ben diyorum ki dostlar. Bu golü de biz ne zaman atalım biliyor musun? İlk yarıda atalım ya. İlk yarı deplasman 0.5 2.45. Hatta şöyle ideal 11'e bakayım mı bir? Hemen size de bilgi vereyim. Ee, Kerem olacak muhtemelen. Mertens olacak muhtemelen. Sağda da Zaha olabilir. İleride zaten Sarıcıvcı Vikardi. İlk yarıdan da deplasman atarsa 2.45. Yani Galatasaray'ın bir golünü bekliyorum. Bu golün de ben ilk yarıdan gelmesini bekliyorum. United baskılı başlarsa arkadaki boşluklarla Kerem ona, Mert'e ona bir pas, tiki taka topuk, vur gol. Bitti. Hayırlı olsun. Lans Arsenal mücadelesi. Lans mücadelesi. Arsenal'ın çok önemli bir mücadelesi var. Çok çok önemli City mücadelesi var. Onun bilgisini vereyim. Lans la oynayacaklar burada. Ben diyorum ki bu mücadele tek tercih ve yüksek oran. City maçı olması kaynaklı. 1.71 gibi oran veriyorum. Ha, öyle bir 1.30 bir değil. Arsenal maçı kazanır. Ama mücadele 4.5 altında biter. Onun da bilgisini vereyim. Arsenal'ın City maçı var. O maç olması kaynaklı. Ben burada diyorum ki 2-0 üst 0 ayarında kazanırsa kazanır ama mücadele 90 dakika boyunca Arsenal galip çıkar ve 4.5 altında bekliyorum. O yüzden maç sonu 2 ve 4.5 altında olan 1.71. Bol şanslar. Napoli ile Real Madrid karşılaşması gerçekten zor bir mücadele. Goller erken gelirse açılabilecek bir karşılaşma zor. Bak ben bunu kombinleri almam. Yani idealini önereceğim. İdeali hatta söyleyeyim 2.5 üst bekliyorum maçtan. 2-1 Real Madrid galibiyeti bekliyorum. 1.50 oranı var. 2 birlik bir Real Madrid galibiyeti. Arkadaki boşlukları da iyi değerlendirirse eğer Real Madrid. ileride zaten e, Junior döndü. Bellingham da döndü. Onların bilgisini vereyim. Tramini inanılmaz orta sahada. İleride Rodrigo veya Joseli olacaktır bilmiyorum. Ama 2-1 bir skor bekliyorum Real Madrid tarafında. 2.5 üst idealidir. 1 gibi orandan. ekstradan şöyle bir şey söyleyebilirim. Ya Real Madrid tarafından o ilk yarıdan gol gelebilir. İlk yarı deplasman 0.5 üst oranı 77. Bu da sizlere ekstradan yüksek oranım olsun. Ama mücadeleye gelen de 2.5 üst beklediğimi söyleyeyim. 2-1 doğrudan skorum. PSV ile Sevilla bu maçın beklentisi güzel. Ya ben güzel bekliyorum. PSV kendi evinde yenilmez gibi geliyor. Bakın yani yüksek oranlar vermek istiyorum ben. Yani çok da idare gitmek istemiyorum. İdare kuponları zaten gruplarda oluşturacağız. Ben burada diyorum ki PSV Sevilla'yı yener. Sevilla'nın da son Barcelona maçını 90 dakika izledim. Çok fazla pozisyon verdi. Barcelona o maçta 6 pastan zaten 2-3 tane çok net kaçırdı. Çok net çok net kaçırdı. Ben PSV'nin kendi evinde yenilmesini beklemiyorum. Hatta maçı kazanmasını bekliyorum. Matsu'nun 1-1.74. Ekstradan da 1.5 üstü oranı nasıl acaba? 2 üstü neyse onu da önereceğim. 1.74 onu önermeyeyim. Matsu'nun 1-1.74. Diyorum ki biraz daha oran alalım sisteme koyacaksak da Matsuri 1 ve 1.5'ta 2.09. At abi sisteme bunu da. At abi. Ayın 4'üne geçtik mi geçtik. 4 tane mücadele var. Çok güzel maçlar yok. 4'ü için herkese şimdiden bol şanslar, teşekkürler. Beğenileri bekliyoruz yine Devam edelim. Dortmund Milan mücadelesi. Ben burada Milan tarafındayım. aslında Milan tarafında söyleyeyim. Milan'ın bir golünü düşünüyordum ben burada fakat oran açmamışlar. Milan oyunu kitleyebilir, bir gol de bulabilir. da açıkçası bu yıl gerçekten iyi değil. Oynamış olduğu oyun tat vermiyor. Ne kadar da şeyde de olsa mücadelede ben yani aşırı gol beklemiyorum. Mücadele genelinde Milan'ın oyunu tutması kaynaklı. Evet, skor da elinden olsa tutma ihtimali var. 2-3 golün oranı 1.83. Ben burada tek tercih yüksek oran 2-3 golden önermek istiyorum. Yani kombinleri almayacağım bir mücadele. Leipzig ile Manchester City mücadelesi mücadelenin güzel golü geçmesini özellikle Leipzig'in arkadaki boşluklara Openda ile birlikte iyi kaçmasını biliyor. Bayern Münih maçında bunu yaptı. iki tane attı. Üçü yaptı. Offside oldu. Bir tane daha yaptı. Penaltısı verilmedi mesela. Ben burada 2.5 üst oranı. Bir 38 idealen olabilir. City tarafı zaten son maçında mağlup oldu. Burada kazanacaktır. Bu reaksiyon ne verecektir bence. 2.5 üst idealidir. Maç sonu 2 ve 2.5 üst alırsınız da arkadaşlar. Bunun oranı 1.98'e kadar çıkartıyorsunuz. Bilginizle. Kızıl Yıldız Yongboş mücadelesi. Kızıl Yıldız City karşısında güzel bir gol attı ilk yarıdan. Sonradan çok fazla pozisyon verdi. Kızıl Yıldız kendi evine biraz oynamak isteyecektir Yongboş'ta. Yongboş'ta boşluklar çok iyi değerlendiriyor ki son mücadelesinde Şampiyonlar Ligi'nde bunu da gördük. Yine 3 tane gol çıkma ihtimali var. 2.5 üstü sizlere önerim. 1.51'de bunun oranı var diyerek geçeyim. Newcastle ile Paris mücadelesinde de ben mücadelede korner maçı olarak bekliyorum. Hem Paris kanatları çok kullanıyor hem de Newcastle duran toplardan çok önem veriyor. Onlar da korner kazanıyor. Mücadele tek tercihim benim korner tercihi olacaktır. Değerlendirecekleri bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kuponu oluşturmadım. Kuponu katıl Telegram gruplarında oluşturacağım. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.